Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar, başlıktan ve kopak fotoğrafından muhtemelen anlamışsınızdır. Çok uzun bir zamanın ardından ilk defa klasik klan savaşlarında bir yenilgi aldım ve bunun üzerine bir video çekmeye karar verdim. Şimdi ilk etapta rakibimiz olan Freebird klanını yürekten kutluyorum. Hemen şöyle bir savaş ayrıntılarını da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle düşman takımı dediğimizde US Virgin Islands e, tarafından Free Birds isimli bir klan. Başlamadan söyleyeyim hemen yani peşin peşin bunu söylemek istiyorum. Bizim 3-4 tık üstümüzde bir klandı arkadaşlar. O yüzden çok rahat bir şekilde savaşı kazandılar. Hem de 58 yıldız gibi sağlam bir oranda Kankarır'ın façasını çizdiler ama üzerine konuşacağız. Şimdi an itibariyle kendime hem... Mutsuz hissediyorum. Üzgünüm bir klan savaşı kaybettik. Çok uzun bir zamanın ardından. Aynı zamanda mutlu ve mesut da hissediyorum. Çünkü bu savaşa, bu yenilgiye asıl savaş kazanma serimiz olan Van Man's Dream klanında değil, hesaplarımızı tedbir amaçlı taşıdığımız Victory klanında yakalandık. Şimdi şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Klan ayrıntılarına girdiğimde, savaş günlüğünden klasik bölüme girdiğimizde Hesaplarımızı buraya taşıdığımızdan beri 6 savaşlık bir savaş kazanma serimiz vardı. En son Gamers and Friends klanını yenmiştik. 7. savaş kazanma serisine gelmeden Free Birds klanı sağ olsun bizi al aşağı etti. Asıl göstermek istediğim mesele şu. Şuradan yer işaretlerine baktığımda arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. One Man's Dream klanı evet tam olarak olaraktan toplamda kaç savaşlık seri var? 39 muydu? 40 muydu? Dur bir bakalım. Ee, arkadaş niye böyle oldu ya? Bir saniye çok özür diliyorum. Heh. 39 savaşlık bir serimiz var. Son güncellemeden sonra ne olduysa oldu bu oyuna artık klan savaşlarında eşleşme bant aralığı çok fazla açıldı arkadaşlar. Yani One Man's Dream klanında en son savaşta buna benzer bir rakip denk gelmişti bize hatırlayacaksınız. Neredeyse serimizi kaybediyorduk. Bunun üzerine dedik ki biz bu şartlar altında daha fazla riske atamayız. Alt devirdeki hesaplarımızı sağlamlaştırana kadar Victory klanında takılmaya devam edeceğiz demiştik. İşte bu yüzden sevinçliyim. Bu yolda galiptir mağlup arkadaşlar. Galiptir mağlup bu yolda. Yani yenildik ama aslında yendik. Kazandık. Stratejimiz meyvesini verdi. Bize pozitif anlamda bir etkisi oldu. Şimdi savaş günlüğünü kontrol ettiğimizde klasiklere geliyorum. One Man's Dream klanını baz alaraktan en son savaşımızı tam tamına 512 gün önce buyurun ekranda yazıyor. Russian Boss isimli bir klana karşı kaybetmişiz. Ki onda da savaş yapmamışım. Bakın iki tane yıldızımız var. Artık bir işim mi çıktı bir şey mi oldu ben de hatırlamıyorum ama en son klasik kalan savaşlarında mağlubiyetimizi 512 gün önce almıştık. Devamında 39 savaştır firesiz bir şekilde kazanıyorduk. Kimi zaman kolay rakipler geldi. Kimi zaman denk rakipler geldi. Kimi zaman ucundan yakaladık. Kimi zaman yıldızlar eşitti yüzdeyle kazandık. Kimi zaman rakiplerimiz çok güçlüydü ama oynamayı bilmiyorlardı. Bir şekilde bugüne kadar geldik ve en sonunda da victory klanında 512 günün ardından yenilgiyi de tatmış olduk arkadaşlar. Ama dediğim gibi galiptir bu yolda mağlup. Savaş kazanma serimiz 39 babalar gibi orada duruyor. Hesapları güçlendirmeye devam edeceğiz. Ne zaman ki hesapların adam akıllı bir hale geldiğine kanaat getirirsek tekrardan One Man's Dream klanına geçeceğim. Ve kaldığımız yerden serimizi yükseltmeye çalışmaya devam edeceğiz. Ey vatandaşlar. Vaziyetler bu şekilde. Şimdi size savaşla alakalı bazı saldırıları göstermek istiyorum. Dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm birkaç gelişme oldu. Bunlarla alakalı konuşacağız. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Öncesinde reklam arası ekmek parası. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar şimdi savaşın genel detaylarını sizlere göstereceğim. Ben 36 hakkımı kullandım. Rakip de 36 hakkını kullandı. 58 yıldıza 47 yıldız. Neden yıldız bu kadar az onun açıklamasını da yapacağım. Yüzde olarak baktığımızda 87.25'e rakibin %96.55 gibi oldukça ikna edici bir performansı vardı. Bununla birlikte hesap başında da 1 milyon 113 bin altın iksir civarında bir şeyler aldım. Tabi alt seviyelerde bu ganimet birazcık daha düşük vaziyette. Bununla birlikte arkadaşlar şöyle Haritayı görüntüle diyorum. Kendi köylerimden mesela orta şekerliden hallice. Mesela e, Kankarır 8 hesabına bakalım. Yani 11 numaradaki köy. Şöyle bir gözcülük yaptığımda aradaki farkı gördüğünüzde bana çok daha fazla hak vereceğinize inanıyorum. Bakınız burada kraliçem 60 seviye. Şampiyonum 25 seviye. 46 koruyucu ve 61 seviye. Trabzonlu'da bir kralım var. Ayrıca ağır savunmaların bile tamamı makslanmamış. Belediye binası 13'ten kalma ilk siyayları. Belediye binası 12'den kalma büyücü kuleleri. Okçu kuleleri hafif savunmalar bunlara bakmıyorum bile. Ee, şu resmi kafanızda fotoğrafını çektirdiğinizi farz ederek bir de rakibin 11 numarasındaki köyüne bakalım. Bakınız arkadaşlar rakibin 11 numarasındaki köyü üçlemişiz ama gelin bir bakalım. Buyurunuz. Yani 83 kraliçe, 30 seviye şampiyon, 58 koruyucu ve 72 seviye kral. 12 numaraya bakalım. Hadi 11 birazcık daha üstlerde diyelim. 12 numarada 72 kral, 57 koruyucu, 21 şampiyon ve 70 seviye kraliçe. Bir de 13 numaraya bakalım. 13 numarada 33 şampiyon, 80 kral, 88 kraliçe. Allah gözünüzü doyursun. 60 seviyede koruyucusu var. Devam ediyorum. 14 numarasındaki köyüne bakalım. 65 kraliçe 42 koruyucu bununla birlikte 25 şampiyon ve 65 seviyede 63 seviyede kralı var. Yani demem o ki arkadaşlar ağır savunmalarını falan da makslamış. Benim hero'larım düşük olduğu için bu köylerden ne yaptıysam ne ettiysem 3 yıldızlar alamadım. Savaş ilk başladığı anlarda bir baktım rakip hemen hata kalktı. İlk etapta dedim ki ya böyle rakiplerle denk geldik ben ne yapar ne eder bir şekilde yine bu savaşı kazanırım. Birkaç saldırı yaptım. Baktım köyler üçlenmiyor. Onları da size göstereceğim. Mesela şurada onlara örnek olabilecek şekilde %87'de kalmışız. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Hakikaten rakibin saldırılarını gördükten sonra aradaki makas farkına da şahit olduktan sonra ne yalan söyleyeyim ben kendimi hiç zorlamadım. Dedim ki bu sefer bu iş olmayacak. İyi ki de boşu boşuna kendimi yormamışım. Elimde hangi ordu varsa direkt labada lubada saldırılarımı yaptım çıktım. Savaşı kaybedeceğimi bilmek üzere ee, yarı yarıya da olsa ganimetleri hesabıma almak istedim bu yüzden yıldızlarım da düşük kaldı yani hiçbir şekilde plan yapmadım ordu basmadım 3 yıldız alacağım diye kendimi yormadım oturdum 1 saat içerisinde bütün saldırı haklarımı kullandım ondan sonra da rakibin savaşlarını izledim arkadaşlar bununla birlikte bu hesaptaki saldırımız bu şekilde mesela şurada bir tane %99'umuz var bu beni kanser etti Yine ne yaptım ne ettim. Kayıt dışı da olsa bir tane 99'da kalmayı başardım. Gelin bir bakalım bu saldırıda neler ters gitmiş. Niye güçlenmemiş? Niye 99 faciası yaşamışız? Evet hatırladım şu iki inşaatçı kulübesinin arasındaki duvarların arasındaki boşlukta zeptini indiriyorum. Devamlı süper okçular klon ve öfke büyülerinin yardımıyla. Bakın kasırgaya yakalandım duvarın içinde patladı. Yine şansım varmış. Eğer... Birazcık daha gecikmeli patlatsaydım zepleni. Dışarıda kalacaktı ve muhtemelen belediye binasını indiremeyecektik. Ya yüksek yüzdeli bir tek yıldız ya da düşük yüzdeli bir iki yıldızda kalmak zorunda kalacaktık. Şöyle bir 2x almak istiyorum. Burada belediye binasını indiriyoruz. Monolit inmiyordu yanlış hatırlamıyorsam. İniyor muydu yoksa? Ha, iniyormuş. Tamam. Evet, 4x alacağım. %99. Hafızam beni yanıltmıyorsa Kraliçe e, nereye uçtu? Kışlaya vuracaktı arkadaşlar. Yok yok. Kışlaya değil iksir toplayıcıya ya da şuradaki topa vuracaktı. Dur bakalım ben de çok merak ettim. Burada okçu var. Kışlaya attığımı hatırlıyorum. Top okçuyu öldürecek. Ya şu iksir toplayıcı ya da top kalacak. Savaşın en sonunda kraliçe böyle bir tane daha vurabilse. Yani yarım saniye daha fazla zamanımız olsa yine 3 yıldızı alacaktık ama. işte olmayınca da olmuyor açıkçası. Ne yapalım yani. Bakın 12 saniye süren var. Evet iksir toplayıcı yanım. Bak bir tane daha vursa canı gıdım zaten yarım saniye. Hatta kraliçe atışını yaptı. Oklar havadayken süre bitti arkadaşlar. Burada bu şekilde %99 iki yıldızımızı görmüş oldunuz. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi rakibinden aldığım diğer üç yıldızları da size göstereceğim ama onun öncesinde rakiplerin saldırılarıyla alakalı konuşmak istiyorum. Bir kere hiç çamur atmaya sağa sola yatmaya gerek yok. Ben haysiyetli bir Clash of Clans oyuncusuyum. Rakibimi tebrik ettiğimi videonun en başında da söyledim. Hakikaten de çok iyi performans gösterdiler. Yani şu 5 numara ve altındaki köyler yaptığı saldırılar beni bağlamıyor. Orada çünkü hero'lar düşük, savunmalarda düşük. Yani buradan aşağısı onlar için çantada keklik. Ama buyurunuz arkadaşım en tepedeki köyümden belediye binası 15 ana hesabından aslanlar gibi 3 yıldızını patlatmış adam. Yani Dediğim gibi altını çize çize söylüyorum. Derdim çamur atmak değil ama birazcık da şansa bala üç dediklerine inanıyorum arkadaşlar. Neden? Böyle çok ikna edici, stratejiye dayalı bir saldırı yaptıklarını siz yapmadığını siz de göreceksiniz. Ejder spamı, süper okçu klon. Kan kırırsan sanki başka bir şey yapıyorsun. Ama biz yine en azından böyle düzen analizi yapıyoruz. Ekstradan birkaç asker alıyoruz. Kafa patlatıyoruz. Vatandaş 3 tane asker kullanmış. Ejder. Ejder birincisi balon. Temizlik memizlik hak getire saldım çayıra mevlam kayıra. Ama gelin görün ki günün sonunda Hatice'ye değil Netice'ye bakıyoruz. Çatara çutara üçlenmiş mi ana hesabımız? Üçlenmiş. Peki bunun bizim için ne önemi var? Yani sizi bilmem ama benim gerçekten şaşırtan bir gelişmeydi arkadaşlar. Sizi temin ediyorum. Bu köyden en son ne zaman 3 yıldız alındı gerçekten ama gerçekten hatırlamıyorum. Yani klan savaş Liglerinde zaten videolarını çekiyorum. En tepedeki 2-3 tane köyüm hiçbir zaman üçlenmiyordu. Üçleyecek baba yiğitler çıkmıyordu. Onun öncesinde klan savaşlarında da böyle çok hatırlamıyorum. Aylar olmuştur. Hatta belki yıl olmamıştır ama aylar olmuştur. Sizi temin ederim. Vatandaş 11 numaradan Legendary Husk isimli vatandaş gelmiş çatara çutara üçlemiş. Açıkçası bu 72 seviye krallığı üç demiş. 83 kraliçe 30 şampiyon 58 koruyucu. İşte şu seviyelerde kahraman güçlendirme iksiri kullanarak şu seviyelerde hirolarım olduğu gün ben de bu şekilde mücadelemi sürdüreceğim. Askerler büyüler bunlar önemli değil bir tane güç iksiri basıyorsun tamam. Ama hirolar sizi çok ciddi anlamda kitliyorlar arkadaşlar. Bakınız şu anda baktığınızda hirolar özellikleriyle birlikte hayatta. Hani baya baya da kaya saçarlar, gizli testalar, nokta hasarı veren hafif savunmalar mevcut. Ama işte hero'ların gücü, hero'lar köyü tamamlamışlar arkadaşlar. Ve ucu ucunu üçlenmiş. Yani tebriğimizi ettik, 3 yıldız aldı, helal olsun diyoruz. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama birazcık da şansı yaver gitmiş yani. Gözümüz yok arkadaşım, Allah 3 yıldızlarını arttırsın. Kesinlikle çamura yatmıyoruz, e, moral bozmuyoruz yani. Bakınız kraliçe kıl payı. Kıl payı ya. Şurada bir tane ilk olsaydı muhtemelen inmeyecektik. Ama tebrik ediyorum yani. Üçlendi mi üçlendi. Bununla birlikte iki numaradaki köyüme şöyle bir bakalım. Vatandaş kaçta kalmış? 12 numarasından. 10 tane roket balon, 20 tane balon, 2 tane tazı demir. Çok acayip bir saldırı. Hatırlıyorum bunu canlı izlemiştim. Ee, Köstebekle hiroları binanın ters tarafından gönderiyor. Sonrasında da balonlarla köyü işlemeye çalışıyor. Şov yapmaya çalışmış. Nasıl olsa biz bunu tokatlayacağız. 3 desem de 3 demesem de sıkıntım yok. Belki tarihe adımızı altın harflerle yazarlar diye düşünmüş olsa gerek. Böyle bir strateji yapmış. Zor bela bir şekilde şuradan balonları gönderiyor. belediye binasını indiriyor ve düşük yüzleri bir 2 yıldızla savaşını da tamamlamış oluyor arkadaşlar. Evet şöyle şunun sonuna kadar bir bakalım. Yani çok da fazla şey yapacak bir şey yok burada. %60-65 bandında bir 2 yıldızda kalıyor. Bununla birlikte açtığım ilk yan hesabım evladım gibi sevdiğim belediye binası 15 köyümün düşlendiğini görüyorsunuz. Burada da sağa sola yatmaya çamura batmaya gerek yok. Hem düzenime çok güveniyordum hem de hafif savunmalar tam anlamıyla makslanmamış olmakla birlikte sağlam bir köydü arkadaşlar. Gerçi sıçarlardan birini makslamamışız. Ama yine de sağlam bir köy o yüzden yine tebriği hak eden üzerine bakılması gereken bir strateji olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar süper okçuları şu noktalarda bomba kulesi ve dev bombalarla tuzaklamış olsam da vatandaş birazcık zekice bir hareket yapıp zeptini baya bir erken patlatıyor. Bu sayede belediye binasını indiriyor. Ben yine üçleyebileceğini düşünmüyordum. Monolit hayattayken bu kadar savunma varken öfke büyüsü kulesinden etkilenen cehennem kuleleri ilk sayıları varken ejderler yine boynumuzu bükük bıraktılar arkadaşlar. Yani bu ejderlerin ne yapacağı hakikaten belli olmuyor. Yani şimdi iyi niyetimi e, size ispat ettiğimi düşünüyorum. Hani umarım artık anlamışsınızdır iyi niyetli olduğumu, rakibi küçümsemeye çalışmadığımı. Ama görüyorsunuz ki öyle çok da stratejiye dayalı saldırılar yapılmamış arkadaşlar. Yani rakibin yüksek yıldızlı bir performans göstermesindeki belki de 50-50 sebep birazcık şanslarının yaver gitmesiydi. Evet onun haricinde hadi son olarak şu Cancer 2'ye de bakalım. Sonra da benim yaptığım savaşları göstereceğim. Bakın burada da 26 tane süper binici kullanmış. Şov <laughs> yapmışlar ya bak bu birazcık enteresan. Dur şimdi buraya hiç pislik atmayalım. Ben bu saldırıyı ilk defa izliyorum. Daha önceden baksaydım hatırlardım. 26 tane süper binici. Bakalım nasıl yapmış. Yani yine hafif savunmalar düşük ama ağır savunmalar açısından baktığınızda çok da kötü bir durumda olmayan bir köydü. Düzeni de iyiydi. Bakın burada bayağı da bir zorlamış askerleri savunmalarımız. Nasıl üçlenmiş burası lan? Yine hirolarla üçledi ha. Bakınız Hiroları sağlam olan hesapların şöyle de bir avantajı oluyor. Mesela sizin hirolarınız max olsun ama köyünüz zayıf olsun. Mesela ağır savunmaları sadece basın okçu kulesi, top büyücü kulesi, gizli tesla'lar bunlar düşükte kalsın. Yani saldırı açısından baktığınızda bir tane kahraman güçlendirme iksiri kullandığınızda kelimenin tam anlamıyla bir belediye binası 15 max hesaba sahip olmuş oluyorsunuz. Bilmem anlatabiliyor mu? Evet vaziyetler bu şekilde. Şimdi gelin birkaç tane de benim yaptığım saldırılara Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi e, az önce de söylemiştim bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Yine samimiyetimi inandığınızı göz önünde bulundurarak rahatlıkla açıklama hissiyatı isteği, e, zarureti olmadan söylüyorum. Ben hakikaten savaşın bu şekilde sonuçlandığını bildiğim için hiçbir şekilde ne ordu bastım, ne plan yaptım. Elimde hangi ordu varsa adetlerini bulsun diye birer tane güç kahraman iksiri patlattım. Hani patlatıcı üfleyecek diye görünmezliklerden bir tanesini silip dondurma büyüsü bile almadım. Zaten bizi uzun zamandır izleyen izleyicilerimiz, efendime söyleyeyim, e, hatırlayacaklardır. Düzenleri ince ince analiz ederiz. Gerekirse goblinimizi alırız, gerekirse devimizi alırız. Ona göre plan proje yaparız ama iyi ki de yormamışım. Hani diyorum ya üçüncü kez mi 4. kez mi diyorum bunu. Galiptir bu yolda mağlup. Bakınız kraliçeyi gittim direkt feda ettim. O bölgeyi temizleyeyim sol taraftan devam edeyim dedim ama Kraliçe öldükten sonra saçma sapan bir hata yüzünden geri kalan kısımda da çok fazla bir şey değişmeyecek de her türlü zayıf bir şekilde üçlenecek Peki şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak Kan Karır kardeş keşke plan yapsaydın proje yapsaydın en azından üst tarafta 3 tane sağlam hesabından 6 tane köyü üçleseydin o zaman savaşı kazanmaz mıydın? Gelin bir bakalım benim elimde adam akıllı saldırı yapabileceğim 3 tane köy var. Ana hesabım, 2 numaralı hesabım ve 3 numaradaki evladım gibi sevdiğim köy. İkişer tane saldırı hakkımdan en tepede 6 tane köyü üçleyebiliyorum. Doğru mu? Doğru. Bakınız şuraya kadar mükemmel performans gösterdim. Üçledim. Geriye kalan köyler nasıl üçlenecek arkadaşlar? 65-70 seviye hirolarla ben bu köylerden nasıl 3 yıldız alacağım? Ki alamadım da bakınız. Kankırır 7 hesabımda rakibin 15 numarasına karşı bir saldırı gerçekleştirmişim. %94 iki yıldızda kalmışım. Bakınız Kirolarına zaten artık diyecek bir şey yok. 81 düz jeli kraliçe. 30 şampiyon. 56 koruyucu. 77 kral. Zaten bunlar savunuyor köyü. Kaya saçarlarından birini makslamış. Cehennem kuleleri, ilk sayıları, belediye binası 14 sularında. Ama bana bakınca işte belediye binası 12 hero'larını kullanıyorum. Arada 3 seviye bina hero farkı var. Yani bu oyun neden böyle yaptı? Son güncellemeden sonra iki ihtimal veriyorum arkadaşlar. Birincisi sevgili Supercell kardeş dedi ki Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Bundan sonra klasik klan savaşlarında da makas aralığını genişletiyorum dedi. Bu ihtimallerden birincisi. Yani e, seviyeler aynı olur ama birisinde 10 seviye kral olur. Diğerinde 80 seviye kral olur. Süpersel diyor ki benim için sıkıntı yok. Bundan sonra böyle eşleşmelerde de olsun. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal ki umarım öyle değildir. <laughs> öyle olması benim de işime gelmez. Muhtemelen sizin de işinize gelmez. Iııı. E, Clash of Clans'ı olan ilgi azalmış olabilir. Savaşa katılan klanların sayısında bir düşüş olabilir. O yüzden hiç yoktan iyidir. Eşleşme aralığını birazcık daha genişletelim. E, oyuncular klan bulmaya çalışırken çok fazla beklemesinler. Şeklinde de değerlendirme yapmış olabilir sevgili Supercell kardeş. Artık bu konuda yorumlarınızı ne düşündüğünüzü yazarsınız. Evet şöyle bir 4x alalım. Bakınız belediye binasını indirememiş olmamıza rağmen Zeppelin kasırgaya yakalandığı için %94 gibi bir oranı da çıkmış oluyoruz. Ayrıca şunu da altını çizmekte fayda var. Rakibin düzenleri de hakikaten çok güzeldi arkadaşlar. Hatta birkaç tane düzen vardı. Birazcık utandım sıkıldım ters tepki yapar ondan sonra façamız çizilmesin diye vazgeçtim ama klana istek atıp düzenlerini rica edecektim. Dediğim gibi ondan sonra belki dalga geçerler zoruma gider ne bileyim türlü türlü insan var. Şimdi bana olsa mesela bana gelmişti geçen sefer bir tane klanla eşleşmiştik. Hindistanlı bir klandı yanlış hatırlamıyorsam. Davet atmışlardı bana gittim sohbet ettik muhabbet ettik birazcık. Ee, bazıları da var ama bir acayip yani bilmem anlatabiliyor mu? Evet 8 numarada bir üçlüğümüz var şuna da bir bakalım. 4 kat hıza da alacağım. Burada ne yapmışız bak yine ejderler abi ya. Hiç, bak bu saldırıda var ya şu kadarcık olsun 3 yıldızım niyetim yoktu yani. 2 yıldız alayım çıkayım kafasındaydım. Bir baktım köy üçlenmiş. E ben de dedim ki tamam Şikayet etmiyoruz. Şikayet eden namerttir. Bizden de değildir. Bayağı bildiğin üç dediler abi. Ne yapacaksın? 3 dediler. Plan yapıyorsun. Üçlenmiyor. Ejderleri sallıyorsun. İşler yolunda giderse üç yıldızı alıyorlar. Ne diyeceksin yani? <laughs> evet burayı da bu şekilde üçlemiş olduk. Hem de kan kırır YT hesabımızla. Burada ama hirolar fena değil. 53, 31, 71, 75. İşte bütün hirolarım bunun yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bana soracak olursanız veri binası 15'te adam akılla hakikaten adil bir eşleşme yapabilmek için minimumda 75 seviye kral kraliçe minimumda 30-35 şampiyon ve minimumda da 55 seviye koruyucunuzun olması lazım. Hani bunlardan 5 seviye eksik düşünün kahraman güçlendirme iksiriyle bu seviyelere gelmesi lazım aksi takdirde yeterli olmuyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Devam ediyor. Evet arkadaşlar başka ne gösterebilirim diye bakıyorum. Burada %79, burada bir %61 Trabzonumuz var. Ee, mesela bazı hesaplarda da hirolar yükseltmedeydi. Bunu görünce direkt aklıma geldi. Burada mesela hem kralım hem de koruyucum yükseltmedeydi. Şimdi e, diyeceksiniz ki kankalar kardeş e, hiroların olsaydı olmaz Ya olmazdı arkadaşlar. Buradan bu düzenden yine adam akıllı kolay kolay 3 yıldız alamazdınız. O yüzden hiç böyle ayaklandırmak için uğraşmadım. Zaten öyle uğraşacak olsaydık One Man's Dream klanında kalırdım. Ben hero'ları yükseltmek için Victory klanına giriş yaptım. Bu bağlamda bana sürekli sitem eden de saygıyla, sevgiyle selam buyurun arkadaşım. işte karşımıza böyle rakipler de çıkıyor. Yani ister miydiniz One Man's Dream klanındaki 39 savaşlık serimizi kaybedelim? Hani adil olsun kaybedelim. Zerre koymaz. Şu kadarcık şey yapmam yani. Ama benden 10 seviye 20 seviye hero'ları yüksek olan adamlarla eşleşip savaşı kaybedersem ben bu işten soğurum arkadaşlar. Hayattan soğurum. Ondan sonra beklersiniz kan kırır, video atsa da izlesek. Bilmem anlatabiliyor mu? <laughs> evet 2 numaralı hesabımla burada bir saldırı yapmışım. %92'de kalmışız. Hemen şunun da bir tekrarını izleyelim. Valla ben de hatırlamıyorum. Koruyucu yürüyüşüyle başla. Ha burada şey düşündüm. Normalde koruyucunun özelliğine zeplini gönderiyoruz ya. Ben dedim ki düzen ideal olduğu için kartal topunu ayıklayalım. Titanlarla monolite doğru giriş yapalım. Eş zamanlı olarak Zeppelin'i de koruyucunun özelliğiyle binaya göndeririz. Nitekim güzel de sonuç verdi. Hani %92 iki yıldız kötü bir savaş değildir arkadaşlar. Belediye binası 15 nazarında. Yani ben bunu başarılı bir saldırı olarak kabul ediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ki muhtemelen time fail oldu. Yanlış hatırlamıyorsam ki doğru hatırlıyorum. Şimdi aklıma geldi. <laughs> Pek çok saldırı da bu şekilde time fail'de bitti arkadaşlar. Neden böyle oldu ben de anlamadım ama böyle bir 15-20 saniye farkla kaçırdığım çok fazla 3 yıldız oldu. Plan proje yapmamış olmama. Labada lubada saldırmış olmama. Bakın şurada kraliçe tek başına özelliği de var. Rahat rahat alır diye. Yani. Böyle 3-4 tane de time fail'imiz var. Devam edelim. Burada %89 var. Hadi şuna da bir bakalım. Bakın sanırım bu da bir time fail'di. Muhtemelen bu da bir time fail'di. Bir izleyelim bakalım. Patlatıcıya dondurma. Zeppelin hedefine ulaşmış. Klon büyüsü, öfke büyüsü devrede. Monolit almışım. Binayı almışım. Kraliçe'yi almışım. Görünmezlik Yine geç atmışım. Çaylak Kankarar oynamayı bir türlü öğrenemedi. Evet güzel bir değer elde etmişiz. Kesin burası da time fail olmuştur ha. Demedi demeyin. Evet süper okçular sağ taraftan Titan'la gidince şimdi hatırladım. Kral ve şampiyonu da o noktadan pozisyonlandırdım ama Kaya saçar sağ olsun bütün planlarımın içinde turp suyunu sıktı gitti yine. <laughs> süper okçuları katletti. Burada kraliçeye öfke atıyorum. Ha, öfkem yokmuş özelliğini kullanmışım. Pekala. Ha, burada time fail olmamış arkadaşlar. Evet burada time fail olmamış. Bayağı bildiğin patlamışız yani. Yine de %89-90 fena bir saldırı değildi bence. Vardı ya dur bulacağım birkaç tane time fiilimiz vardı. Yok muydu belki de alt taraflardaydı. neyse işte. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Benim alt tarafta birer tane belediye binası 10, 11, 12, 13 ve 14 hesaplarım olmasına karşılık rakibin en altında sadece ve sadece belediye binası 12 köy vardı arkadaşlar. Orayı da işledik. Bir üstünde ne varmış? Yani 11 yok. 10 da yok. Sadece bir tane 12 var. Onun haricinde şöyle bir tane sağlam mı sağlam kallavi bir belediye bina sonucu var. Bakınız buradan bile 3 yıldız almakta zorlandım. Neden? Belediye bina sonucu eyvallah ama 75 seviye kraliçesi var. Benim 15 hesaplarımda 65 seviye kraliçe var. Anladınız artık. Anladığınız kadarıyla idare edin. Bazılarına ne desek az geliyor çünkü. O yüzden üstüne basa basa tekrar ediyorum. Bir tane daha sağlam 13 hesapları var. Böyleyken böyle. <laughs> Evet. Günün sonunda son kez altını çize çize söylemek istiyorum. Gönül rahatlığıyla mutluyum. 39 serimiz orada paşalar gibi yatıyor. Onu kuluçkaya aldık. Patladığı gün devam edeceğiz. Galiptir bu yolda mağlup diyor. Bu videoyu da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Eğer bir sıkıntı problem çıkmazsa fikri değiştirmezsem bu videoyu saat 12.00'da izleyeceksiniz. 17.00'a da ikinci bir video olarak günlük DOS Clash of Clans serisinden bir bölüm çekeceğim. Hesapları turlayacağız, yükseltmeler yapacağız. Ona da bir bakarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bye.